Haftada bir gün anneler günü, bir gün babalar günü, haftada bir açılan telefon, kariyer uğruna, eş uğruna, iş uğruna, para uğruna terk edilen anne babalar, annen ve baban senin için cennetin kapısıdır. İster açık tut, ister kapat. Dikkat buyurun, emrettik demiyor. Mümine de demiyor. İnsana diyor, vasiyet ettik diyor. Annesine ve babasına kötü davranan kişi insanlığını kaybetmiş demektir. Velev ki namaz kılsın, velev ki oruç tutsun. Olmayan insanlığın üzerine İslam'ı inşa etmek. Annelerin gözlerinden akıtılan yaşların hesabı sorulmadıkça hiçbir evlat kıyamet günü huzura, kurtuluşa, felaha eremeyecektir. Bizim için annelerimiz Allah'ın rahmeti, babalarımız Allah'ın adaletidir. Allah'a şükür, anne babaya teşekkürden geçer. Annem babam iyi insanlar olaydı, biz de onlara iyi davranırdık. Annen baban münkir de olsa, kardeş dikkat et, müşrik de olsa, günahkar da olsa, baban sana git içki al dedi, alma. Allah'a isyan konusunda babana itaat etme. Ama baban gitti meyhaneyi içti ve sızdı. İçti ve kustu, gömleği berbat oldu, leş gibi oldu. Zor mudur? Tabii ki zordur. Huysuz bir anneyle geçinmek çok zordur. Hele ileri yaşlarda, hele hasta olduklarında elbette meşakkatlidir. Ama cennet kolay mıdır ki? Bedir görmüş, Hendek'te günlerce aç kalıp toprak kazmış sahabeye anne babasını soracak Rabbim. Bize de soracak. Onların gittiği cennete gitmek istiyorsak şayet ve gada rabbüke. Rabbin hükmünü koydu. Kabe'nin dibindeki namazı alırım. Günahlarını da bağışlarım. Seni de dünyada sana vaat ettiğim cennetine koyarım. Vakıf kurduk, talebi okuttuk, burs verdik, çok büyük işler yaptık. Camilere tuğla aldık, olmadı, caminin kendisini inşa ettik. Uhud meydanına çıkacak ashabına dedi ki, senin cihadın annen nedir? Efendimiz buyurdu ki, annen baban senin için bu dünyadaki sırattır. Geçersen cennet var, geçemezsen her gün anneler günüdür, her gün babalar günüdür. Bir hayat, bir ömür adanır anne ve babaya. Çünkü Allah'ın rızası annenin babanın rızasına bağlıdır. Allah'a şükran anneye babaya teşekkürle mümkündür. Ve cennet anaların ayağının altındadır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Sallu ala tabibi gulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed. Allahümme rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu gavli. Rabbi gad eteyteni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi, yegane sahibi ve maliki olan Cenab-ı Allah'a aittir. Salatü selam, tahiyyatül ikram, her türlü ihtiram, onun Habibi, Resulü, iki cihan serveri, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin al ve ashabının ve kıyamete kadar onun yolunda yürüyecek olan
ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, Rabbim içerisinde bulunduğumuz şu mübarek Ramazan-ı Şerif'i, şu mübarek oruç günlerini hakkımızda hayırlara vesile eylesin inşallah. Rabbim oruçlu ağızlarımızla yaptığımız şu duaları dergah-ı uluhiyetinde kabul ve makbul eylesin. Bizleri her türlü kötülükten muhafaza ve emin eylesin. Fitneden, fesattan, hasetten, gıybetten, dedikodudan, iftiradan, görünür görünmez kazalardan, belalardan, her türlü gökten gelecek yahut yerin sebep olduğu afetten, marazdan Rabbim cümlemizi korusun inşallah. Hastalarımıza şifalar, dertlilerimize devalar, borçlu olanlara da ödeme kolaylıkları ihsan eylesin inşallah. Kıldığımız namazları kabul eylesin, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Yapılan hayır hasenatları kabul eylesin. Rabbim okunan Kur'an'ları kabul eylesin inşallah. Ankebut suresi 8. ayet. Rabbimiz buyuruyor ki, وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا Biz insana anne babasına iyi davranmasını vasiyet ettik. Allah'ın vasiyeti de bir emirdir ama dikkat buyurun, emrettik demiyor. Mümine de demiyor. İnsana diyor vasiyet ettik diyor. Çünkü anne ve babaya iyi davranmak her şeyden önce bir insanlık gereğidir. Güzel kardeşlerim. Annesine ve babasına kötü davranan kişi insanlığını kaybetmiş demektir. Velev ki namaz kılsın, velev ki oruç tutsun. Olmayan insanlığın üzerine İslam'ı inşa etmek mümkün olmayacaktır. Önce insanlık, sonra İslam. Bundan dolayı Rabbimiz, biz diyor insana anne babasını vasiyet ettik. Üç ayrı ayeti kerimede bu hakikatle Rabbimiz bizi yüzleştiriyor. Ve bakın bu ayeti kerimelerin sonunda, Ankebut suresinin ilgili ayetinin sonunda Rabbimiz buyuruyor ki bana döndürüleceksiniz. Az sonra yine okuyacağım. Bana döndürüleceksiniz ve ben size yaptıklarınıza haber vereceğim. Yani dünyada olup biten dünyada kalmayacak. Öyle ya da böyle. Dünyada seversin, sevilirsin, gönlünü alırsın, alamazsın. Öyle olur, böyle olur, bir şekilde vakit geçer, hak vaki olur, ya onlar ölür, ya sen ölürsün, geç. Böyle düşünme. Ve ileyyel masir, bana döndürüleceksiniz buyuruyor Allah. Sonra da ben size haber vereceğim, dünyadayken ne olmuştu, ne olmamıştı. Sabah namazına kalkmadın ya hani, mahşerde soracağım sabah namazına niye kalkmamıştın diye. Hani annen de sana seslenmişti. Mutfaktan seslenmişti mesela, sen de ona cevap vermemiştin. Evet anne buyur dememiştin. Onu da diyor soracağım mahşerde. Sabah namazına kalkmayışını sorduğum gibi annenin seslenişine, babanın seni çağırışına müsbet cevap vermeyişini de soracağım diyor. Değerli kardeşlerim, dünya neresi, ev neresi, mutfak neresi, mahşer neresi? Mizan hesap neresi? Mümin bunun hesabını yapan kişidir. Ve biz şunu unutmayacağız. Annelerin gözlerinden akıtılan yaşların hesabı sorulmadıkça hiçbir evlat kıyamet günü huzura, kurtuluşa, felaha eremeyecektir. Gözyaşı damlatan annelerin gözyaşları tartılıp mizana getirilip konmadıkça Allah'ın adaleti gerçekleşmeyecektir. Bizim için annelerimiz, Allah'ın rahmeti, babalarımız Allah'ın adaletidir. Meseleye böyle bakan bu ağır imtihanı kazanır. Kimse burada meseleyi hafife alma gibi bir lükse sahip değildir. Nitekim yine bu anki bu suresinin insanoğluna bu vasiyeti yaptık ayetinden sonra gelen ayeti kerimesinde kim iman eder ve salih işler yaparsa onu salihlerden kılarız buyuruyor Rabbimiz. Kimse burada salih amel nedir diye soramaz. Öncesinde çünkü anne babaya itaat var. Gerekirse paspas olacaksın kardeşim annenin babanın ayağının altına ama bir şekilde onları razı edeceksin. Lokman suresi 14. ayeti kerime. Lokman oğluna öğüt verirken, yavrucuğum diyor, Allah'a şirk koşma, zira o büyük bir zulümdür.
Hemen arkasından da Rabbimizin insanlığa vasiyetini oğluyla paylaşıyor. Biz diyor Allah insana, anne babasına iyilik yapmasını vasiyet ettik. Hazreti Lokman oğluna bu vasiyeti aktarıyor. Zira annesi onu zorlukla taşımıştır. Sonra zorlukla doğurmuştur. 2 yıl emzirmiştir. Enişkür li veli valideyke, bana da şükret, teşekkür et. Anne babana da teşekkür et. Bunu biz şöyle anlasak çok mu zorlamış oluruz? Bana şükretmenin yolu anne babana teşekkürden geçer. Hayır, hiç de abartmış olmayız. Lokman suresinde Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatleri sadedinde Rabbimizin anne baba hakkı ve hukukuyla ilgili emrini, ayetini okuyoruz kardeşlerim. Allah'a şükür, anne babaya teşekkürden geçer. Rabbimiz buyuruyor ki burada doğal olarak bir soru gelebilir. İyi de hocam, annen baban eğer kötülüğe dair bir teklifte ve emirde bulunuyorsa. Hemen bu ayeti kerimede, yine diğer ayeti kerimede de böyle. Ama Lokman suresinin ilgili ayetinde Allah buyuruyor ki annen baban bilgin olmayan bir hususta seni bana itaatsizliğe zorlarsa ona uyma. İçki iç derse uyma. Kumar oyna derse uyma, şirk koş Allah'a derse uyma. Yani tavır ve davranışlarınla seni günaha teşvik ederse anne babana uyma, tamam. Ama yine de anne ve baba olarak dünyaya dair bilinen iyilikleri onlardan esirgeme. Ayettir bu değerli kardeşlerim. وَسَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Onlara dünyada bilinen şekliyle iyi davran. Ayet devam ediyor, sonra dönüşünüz banadır. Ve yine Rabbimiz ikaz ediyor, uyarıyor, ben diyor size huzuruma geldiğinizde yaptıklarınızı tek tek söyleyeceğim, bildireceğim. Bu hakikatlerle değerli kardeşlerim, anne ve babalarımızla olan hukukumuzu bir düzene sokmak durumundayız. Ahkaf suresinin 17. ayeti ve devamında da buna benzer ifadeler var. Bu bize şunu göstermekte kardeşlerim. Anne baba hakkı öyle bizim görmezden gelebileceğimiz bir kalem değildir. Bu anne baban senin için her şeyi en iyi ve en güzel yaptığında oluşan bir hak da değildir. Annen baban müşrik de olsa, münkir de olsa, annen baban dinsiz, imansız biri de olsa, ey Müslüman kardeşim, gencinden orta yaştasına, hepimiz anne baba olmayabiliriz ama hepimiz evladız. Bu dünyada Hazreti Adem, Hazreti Havva ve Hazreti İsa hariç herkesin bir babası mutlaka olmuştur. Dolayısıyla bu imtihandan kaçma şansımız yok. Ve şunu da söyleyemeyiz. Annem babam iyi insanlar olaydı, biz de onlara iyi davranırdık. Annen baban münkir de olsa, kardeş dikkat et, müşrik de olsa, günahkar da olsa annene babana iyilik yapmakla vazifelisin. Baban sana git içki al dedi, alma. Allah'a isyan konusunda babana itaat etme. Ama baban gitti meyhaneyi içti ve sızdı. Git onu meyhaneden al, evine getir. İçki al dedi, alma. Ama aldığı içkiyi İçti ve kustu, gömleği berbat oldu, leş gibi oldu. O gömleği çıkar, yıka, babanı yatır. Zor mudur? Tabii ki zordur. Huysuz bir anneyle geçinmek çok zordur. Hele ileri yaşlarda, hele hasta olduklarında elbette meşakkatlidir. Ama cennet kolay mıdır ki? Uhud'da şehit olana anne babasıyla hukukunu soracak Rabbim. Mekke'de malını, mülkünü, çeliğini, çocuğunu bırakıp Medine'ye hicret edene anne babasıyla olan hukukunu soracak. Bedir görmüş, Hendek'te günlerce aç kalıp toprak kazmış sahabeyi anne babasını soracak Rabbim. Bize de soracak. Onların gittiği cennete gitmek istiyorsak şayet biz de bu anne baba imtihanını geçmekle mükellefiz. Değerli kardeşlerim, bunca ayetten sonra bir hükmü sizinle paylaşıp sohbetimi tamam etmek istiyorum.
Hani mahkemede muhakeme görülür, davalar, duruşmalar, celseler, oturumlar, en son hakim karar der, herkes ayağa kalkar ya. Rabbimiz eleyhisallahu bi ahkemil hakimin, hükmedicilerin en hükmedicisi, adili, güçlüsü, kuvvetlisi, kudretlisi, azametlisi olan Rabbim ve gada hükmünü verdi. Ve gada rabbuke, Rabbin hükmünü koydu buyuruyor ayeti kerime. Nerede? İsra suresi 23. ayette. Ella te'budu illa iyyahu. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksin. Neymiş hüküm? Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksin. Allah'ın hükmü. Ve dikkat edin, bitmedi. Bir tane vav geldi. Ve bir bağlaç. Bak şimdi, Allah'ın hükmüne, kendisinden başka kulluk edilmemesine dair hükmüne bir bağlaç geldi. Bir ek geldi. Aç kulağını, aç gönlünü, aç beyninin her bir hücresini ve dinle Müslüman kardeşim. Ve bil valideyni ihsana. Anne babana iyilik yapacaksın. Subhanallah. Allah'ın hükmüdür bu. Ondan başkasına kulluk etmeyeceksin. Anne babana iyi davranacaksın. Bu kadar açık ve bu kadar net. Ayet devam ediyor. Onlardan biri yahut her ikisi senin yanında yaşlanırlar ise sakın onlara öf bile deme. Anne babaya hürmet ve itaatin kalitesini gösteren sınırdır bu. Öf bile deme. Öf dediğin nedir? Her an her şekilde dilimizden dökülebilecek bir sıkkınlık, bir bıkkınlık ifadesi, bir bezginlik ifadesi. Kolaycacık çıkabilir dilden. Rabbim buyuruyor ki öf bile demeyeceksin. Ölçümüz budur. Bırakın dönmeyi, yüz çevirmeyi, diklenmeyi, bağırmayı, çağırmayı, Allah muhafaza el kaldırmayı, evden atmayı, bakım evlerine göndermeyi, sahipsiz bırakmayı, ne elektrik su faturasını ödememek vesaire. Öf bile demeyeceksin buyuruyor Allah. Kime? Annene ve babana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? Annesi yahut babası yanında yaşlanıp da cenneti hak edemeyene yazıklar olsun. Burnu yerde sürülsün. Neden? Çünkü Efendimiz buyuruyordu ki onlar senin cennetindir. Ayete devam edelim. İnşallah bu hadisleri de sizinle paylaşacağım. Onları azarlama. Bak, öf bile deme. Çıtayı Rabbimiz buraya koydu. Bu kadar aşağıda, yani dikkat edeceksin. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı sözler söyle. Onlara merhamet ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Allah'ın hükmü devam ediyor kardeşlerim. Bu bir nasihat değil. Bu böyle yaparsan şöyle olur, iyi olur, güzel olur cinsinden bir şey değil. Allah rızası için dikkat et. Öf demeyeceksin. Azarlamayacaksın. Güzel sözler söyleyeceksin. Sonra onlara merhamet ve alçak gönüllülükle kol kanat gereceksin. Ve Rabbimiz onlar için dua edin buyuruyor ayetin devamında. Açın ellerinizi ve dua edin. Deyin ki ey Rabbimiz, nasıl ki onlar beni küçükken ben baktılar, beslediler, korudular, büyüttüler. Şimdi sen de anneme ve babama merhamet et. Rabbena firli veli valideyye duasıyla da ayettir bu. İster hayatta olsun, ister ahirete irtihal etmiş olsun, anne ve babaya sürekli dua etmemizi emreden bir Rabbimiz var bizim. İsra suresinde hükme bağlanan hususların sonunda da dua var. Onlara dua et buyuruyor. Kolay mıdır değerli kardeşlerim? Elbette zordur. Öf bile dememek zordur. Bağırmamak zordur. Ama asgari düzeyde tutmak durumundayız. Yani tolere edilebilir, anlaşılabilir bir düzeyde olmalı anne ve babalarımızla tartışmalarımız. Ve bakın, tam da burada yüreklerimize su serpen bir ayeti kerime, İsra suresinin anne babaya iyi davranma, onlara öf bile dememe, onları azarlamama, onlara dua etme, merhametle kol kanat germeyi emreden ayetlerini şu ayeti kerime
takip ediyor. Rabbimiz buyuruyor ki sen eğer iyi niyetli olursan anne babana karşı. Öyle ufak tefek hataları ben bilirim, senin kalbini bilirim ben. Ve onları bağışlarım, affederim. Sen annenle babanla olan hukukunu ana hatları itibariyle iyilik ve güzelliğin üzerine oturttuğunda o arada insan oluşun itibariyle yaptığın hataları, kusurları ben görmezden gelirim buyuruyor Rabbimiz. Nitekim anne ve babaya hizmetin ve hürmetin insana dair en büyük müjdelerinden biri neydi? Ayeti kerimede Rabbimiz müjdeliyordu ki yaptıklarının en iyisini alırım. Kabe'nin dibinde kıldığın namazla evde televizyon karşısında kıldığın namaz bir midir? Elbette değildir. Kabe'nin dibindeki namazı alırım, günahlarını da bağışlarım, seni de dünyada sana vaat ettiğim cennetine koyarım buyuruyor Allah Azze ve Celle Hazretleri. Kime? Anne ve baba imtihanını geçen mümine. Değerli kardeşlerim, ne yaparsak yapalım, vakıf kurduk, talebe okuttuk, burs verdik, çok büyük işler yaptık, camilere tuğla aldık, olmadı, caminin kendisini inşa ettik. Anne ve babamızla sorunlu gidersek Rabbimizin huzuruna ciddi bir problem var demektir. Peygamber Efendimiz bizi görse şimdi, anne ve babamızla sorunumuz var ama cami peşindeyiz, cuma peşindeyiz, bize derdi ki git annenin babanın ayağına kapan. Sahabesine öyle söyledi. Kendisiyle Tebü'ye sefere gitmek isteyen ashabına dedi ki sen git annene hizmet et. Uhud meydanına çıkacak ashabına dedi ki senin cihadın annen nedir? Subhanallah. Sana geldim ey Allah'ın Resulü, senin yanında olmak, senin dinine hizmet etmek istiyorum dediğinde annesinin babasının yanına gönderdi. Bir sahabeyi dedi ki senin hizmetin onlara olacak. Bir başkası geldi dedi ki ben senin yanında Allah yolunda cihad etmek istiyorum. Dedi ki anan baban sağ mıdır? Sağdır. Git dedi senin cihadın onların yanında olacak. Mekke'den Medine'ye hicrette annesine ve babasına yahut birine bakmak zorunda olan Müslüman gençler vardı. Onları hicret yolculuğuna almadı Efendimiz. Sen dedi kal annene babana hizmet et. Müşrikti onlar. Dikkat edin. Yani şirk içerisinde olan annesine yahut babasına evlat sıfatıyla hizmet etmesi için eziyet ve baskı görme ihtimaline rağmen Mekke'de bıraktı genç sahabeleri. Bir kısmını tabii ki götürmedi Medine'ye hicrette. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki annen ve baban senin için cennetin kapısıdır. İster açık tut, İster kapat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki annen ve baban eğer becerebilirsen senin cennetindir. Yok kıymetini bilmezsen cehennemine dönüşür. Efendimiz buyurdu ki annen baban senin için bu dünyadaki sırattır. Geçersen cennet var. Geçemezsen Allah muhafaza yine düştüğün yer cehennemdir. Bunlar değerli kardeşlerim ümmeti Muhammed olarak Rabbimizin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere emirleridir. Bizim dinimizin bize emrettiği budur. İnsanlığımız da bunu gerektirmektedir. Yılda bir gün anneler günü, bir gün babalar günü, haftada bir açılan telefon, kariyer uğruna, eş uğruna, iş uğruna, para uğruna terk edilen anne babalar, bunlar bizim dinimizde de, örfümüzde de olmayan hususlardır. Her gün anneler günüdür. Her gün babalar günüdür. Bir hayat, bir ömür adanır anne ve babaya. Çünkü Allah'ın rızası, annenin babanın rızasına bağlıdır. Allah'a şükran, anneye babaya teşekkürle mümkündür. Ve cennet anaların ayağının altındadır. Rabbim cümlemize anne babasının hayır duasını almış, helalliğini almış evlatlar olabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.